İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde kuğu modellemesini yapmıştık. Onun riglemesini, kemik sistemini de oluşturmuştuk. Bu dördüncü ve son derste bir animasyon yapacağız ona. En son kaldığımız yerdeki haline bir bakalım. Ve açar açmaz da Screencast Keys özelliğini de aktif hale getirmek için text editörden Screencast Keys Python dosyasına run script diyerek çalıştırdık. 3D View'a geri döndüm. En alttaki, pardon, şuradaki Start Display'e bastık. O tamam. Bu şekildeydi. En son bıraktığımızda pek çok kontrol kemiğini tek tek incelemiştik. Bir tek şu kuyruk kısmında bir problem vardı. Onunla başlayacağız bu derse, animasyona geçmeden önce. Sol ayak Inverse Kinematics kemiğini seçtikten sonra onu şöyle döndürüp arka tarafa aldığımız zaman, biraz daha döndürüp onun diz kemiğini, şu yuvarlak olan, ön tarafa alıp bu şekilde, istersek biraz daha arkaya doğru biraz daha döndürdük şu şekilde. Uçarkenki pozisyonda ayakların bu şekilde olduğunu düşünecek olursak bir tanesini bu şekilde yaptık. Bunda bir karışık bir şey yok. Sadece bir poz verdik. Aynı kemiğin eşi olan diğer ayağındaki Inverse Kinematics için de aynı işlemi uygulamanın kolay yolu doğrudan doğruya bu kemik için yaptığımız işlemleri kopyalayıp ters yapıştırmak. Şu aşağıdaki 3 tane buton, kopyala, yapıştır, ters yapıştır, ters yapıştır demek bu kemiğin eşi olan diğer kemiğe bu kemiğin şu gördüğümüz pozisyonun aynısını yapıştır demek. Ona tıkladığım zaman bozulmuş gibi gözüküyor. Çünkü bir de diz kemiği var, biliyorsunuz. Mesela şu biraz önce düzelttiğimiz sol ayağın düzeltilmiş diz kemiği. Ötekininki arkada duruyor. Onu da aynı şekilde düzelttiğimiz sol ayağının diz kemiği diyorum ben buna. Diz kemiğini kopyalayıp ters yapıştırdığımız zaman diğer ayakta kolay bir şekilde aynı pozisyonu aldı. Bu gördüğünüz şekilde. Ama bu durumda kuğunun bu kuyruk kısmı çok, eğer yukarı baktığı düşünülüyor ve aşağı doğru indirilmesi isteniyorsa, onun için ekstra bir işlem yapmamız lazım. Çünkü sadece onu hareket ettiren bir kemik yok şu anda. Onu Shape Keys ile yapabiliyoruz. Bunun için model seçilirken Edit Mode'a geçiyoruz. Yalnız Edit Mode'a geçer geçmez bizim yaptığımız, yani obje moddayken gördüğümüz, bizim yaptığımız o pozisyon bozulup, daha doğrusu normal konumuna geri dönüyor kuğu modeli. Onu şöyle yapabiliyoruz. Sağ tarafta Modifiers kısmına girdiğimiz zaman Armature Modifier'ın Edit Mode'da da gözükmesini sağlayan bir düğme var. Bu, biliyorsunuz, pek çok modifier için vardır bu. Sanırım hepsi içinde var. Obje modda gördüğümüz şekli Edit Mode'da da görebilmemiz için işte bu düğmeye tıklamamız gerekiyor. Bunu neden yaptım? Çünkü bir Shape Key tanımlayacağız. Shape Key Edit Mode'da ayarlanan bir özellik. Onun için Edit Mode'da bozuk pozisyonu bu şekilde görmemiz lazım. Şimdi tekrar obje moda döndüm. Tam yandan bakarken ve sağ tarafta da şu üçgen resimde data kısmına girdikten sonra Shape Keys bölümüne geliyoruz. Şu anda herhangi bir Shape Key tanımlanmadığı için bu kutunun içerisi boş. Artı butonuna basıyoruz. Bu ilk oluşturulan, bizim kullanabileceğimiz bir Shape Key değil. Bir başlık gibi bir şey bu. Daha doğrusu ana pozisyonla ilgili. Bir tane daha istiyoruz. İşte bu K1 isimli Shape Key bizim kullanacağımız Shape Key. Buna isim de verebiliriz istersek. Mesela Shape Key deriz. Alt çizgi Tail. Kuyruk manasında. İsmini verdik. Şimdi bu seçiliyken, yani üzeri maviyken ve içerideyken, çalışma ekranındayken Edit Mode'a geçiyoruz. Artık Edit Mode'da yapacağımız her türlü değişiklik bu Shape Key'in üzerine kaydedilecek bir kayıt işlemi yapılmış olacak. Şimdi başlayalım değişiklik yapmaya. Şöyle yapacağız. Kuyruğun en ucundan iki tane yüzey seçiyoruz. Şu iki yüzeyi seçtim. Sonra tekrar yine tam yandan bakarken onları bir eksen etrafında döndüreceğim. Bir nokta etrafında. Mesela şu nokta etrafında döndürmek istiyorum. Bunu belirtmenin en kolay yolu Blender'a kursörü bu noktaya almak. Mouse'un sol butonuyla, biliyorsunuz, nereye tıklarsak kursör oraya gidiyor. Ben de şuraya
tıklayarak kursörün, 3D kursörün buraya gelmesini sağladım. Sonra dönme işleminin bunun bu merkez alınarak yapılabilmesi için aşağıdaki pivot point'ten 3D kursörü seçiyorum. Yani Blender'a demiş oluyorum ki merkez noktası olarak 3D kursörü kabul et. Dedikten sonra bir de proportional edit proportional editing özelliğini açmam lazım. Çünkü açmazsam eğer rotate dediğim zaman sadece uç kısım bu şekilde dönmeye çalışıyor. Bu işimizi görmüyor. Onun komşu yüzeylerinin de bir miktar dönmesi lazım. Onun için proportional editing özelliğini açıyoruz connected özelliğiyle. Connected'ın enable'dan farkı connected'da komşu vertexler ve yüzeyler etkileniyor. Enable'da çemberin içine, etki çemberin içine giren her yer etkileniyor. Onu bir göstereyim. Mesela enable'ı kullandım. Bu daha genel bir özellik. Bu şekildeyken rotate diyecek olursam şu şekilde bir etkisi var. Bir de ötekini deneyelim. Connected'ı. Mesela burada eğer tüylere dikkat ederseniz, kanat tüylerinin şu uç kısımlarına, onlar bizim baktığımız açıdan çemberin içinde kalıyor olmalarına rağmen etkilenmiyorlar. Çünkü connected özelliğini kullanıyoruz. Yani seçili olan yüzeylerin komşu yüzeylerini etkilemiş oluyor. Ama eğer enable'ı seçmiş olursak, enable'ı seçtiğimiz zaman o zaman etki çemberin içinde kalan ne varsa, ki bakın tüyler de aşağı doğru dönüyorlar, etkilenir. Ama biz onu istemiyoruz. Sadece connected seçiyoruz ve artık yapalım işlemi. Etki çemberini biraz büyüttük. Mesela şu şekilde düzgün olduğunu kabul edelim. Mouse'un sol butonuna tıkladım, işlemi tamamladım, obje moda döndüm. Artık shape key kaydını tamamlamış olduk. Çünkü shape key kaydı şöyle oluyor. Obje moddan edit moda geçiyorsunuz. Edit modda gerekli düzenlemelerinizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar obje moda döndüğünüz zaman shape key'in kaydı tamamlanmış oluyor. İşte o yaptığınız değişikliği, edit moda girip de yaptığınız değişikliği görmek istiyorsanız sadece şu biraz aşağıdaki value değerini 1, 0 ve 1 arasında değişir bu. 1 değerine getirdiğiniz zaman o biraz önce yaptığınız değişikliği bu şekilde, üstelik de iki durum arasında herhangi bir pozisyona getirebilecek şekilde ayarlamış olduk. Ve diyelim ki ayakları biraz önce arkaya almıştık ve o yüzden kuyruk yukarı doğru çıkmıştı. İşte buradayken kuyruğu yine normale döndürmek istiyorsak shape key'i bu şekilde şöyle bir yere getirip bırakıyoruz. Yapacağımız işlem buydu. Bir de shape key'i tekrar geçici olarak sıfıra geri döndüreyim. Bir şey göstereceğim çünkü. Bu kemiklerden herhangi birisini seçtikten sonra, yani kontrol kemiklerinden bir tanesini seçtim. Tesadüfen dize denk geldi. Önemli değil. Yapacağım işlem şu. Sağ taraftaki şu insan figürü üzerinde olan, insan figürü olan düğmeye tıkladığım zaman bu armatürün kendi özel menüsüdür. Ve bu menüde Layers kısmında en sağda alttan 3. sırada şu seçenek aktif edilmemiş. Eğer onu aktif edersek tabii bir elimiz shift tuşuna basılı olacak. Eğer shift tuşuna basmadan buna mouse'un sol butonuyla bu şekilde tıklarsak diğer layer'lar pasif hale geçerler. Blender buradan şunu anlar. Sadece bu layer'ı aktif etmek istiyoruz anlar. Ctrl-Z ile bir geri geldim. Onun için şöyle yapıyoruz. Yine bunun üstüne geliyoruz ama bir elimiz shift tuşuna basılıyken buna tıklıyoruz. Böyle yaptığımız zaman shift'in manası burada ilave olmuş oluyor. Diğer seçili olan şu 4 tane layer'a bir de bu sağ alttan 3. layer'ı ilave etmiş oluyoruz. Bu layer'da neler var? Onu rahat görebilmek için aşağıdaki X-ray özelliğini açmamız lazım. İlk derste, ikinci derste görmüştük bunu. X-ray özelliğini açtığınız zaman modelin içinde kalan kemikler de görünür hale geliyorlar. İşte burada bu kuyruğun yukarı doğru kalkmasına sebep olan kemiği inceleyeceğiz. O şu sağ bacakta 2 kemik var, sol bacakta 2 kemik var şu kemikler. İşte bunlar etkiliyor onu. Şöyle inceleyelim. Mesela sağ ayağın üstündeki kemiği seçtim. Ve ondan sonra da objeye sağ butonla tıkladım. Şu anda obje seçili. Obje seçiliyken ister Ctrl Tab tuşuna basın. Kısa yol tuşu o. İsterseniz de aşağıdaki şu menüden Weight Paint moduna geçin. İkisi de aynı manaya gelir. Mesela şu anda Ctrl Tab'a bastım.
kontrol tabı her bastığımda obje modla weight paint modu arasında geçiş yapıyor. Şu anda bu renkler, gördüğümüz bu değişik renkler, bu seçilmiş olan kemiğin etkilediği vertexleri gösteriyor. Şu anda seçili olan, şu etrafı açık mavi olan kemik. Diyelim başka bir tanesini seçeceğiz. Mesela onun bir altındakini seçtim. Onun bir altındaki kemik sadece hemen etrafındaki vertexleri etkiliyor. Sol bacağındaki aynı kemik aynı şekilde. Normalde öyledir zaten. Bir kemik hemen etrafındaki vertexleri etkilemelidir. Çok nadir durumlar dışında. Mesela bu da aşağı yukarı öyle. Ama şu biraz değişik. Burada bir hesaplama yapılırken bir kod hatası da olabilir. Kuyruğu muhakkak bir kemiğe eklemek zorunda kaldığı için de yapmış olabilir. Ama bunu ya bunu kaldıracağız veya öbür kemiği de aynı yapmamız lazım. Çünkü şu sırayla seçtiğim iki kemik birbirinin eşi olan kemikler. Eğer sol alt köşeye bakacak olursak dev-shin.01L, öbürü de aynı şekilde dev-shin.01R. Aynı kemiğin left ve right'ı bunlar. Ama normalde birbirlerinin aynısı olmaları gerekirken, modelimiz simetrik olduğuna göre, bunlara bakın hep simetrik, aynı. Ama şu ortadaki iki kemik birbirinden çok farklı. Bunları aynı yapmak istiyoruz. Ya sağdakini bunun gibi yapacağız veya soldakini ötekisi gibi yapacağız. İkisinden bir tanesini seçmemiz lazım. Kuyruğu gene bir miktar hareket ettirebilmesi için bunu kabul edeceğim ben ve ötekini seçiyorum, bu kemiği. Bu kemik seçilirken sağ tarafta yine data kısmında Vertex Groups bölümünde ben bu kemiği seçer seçmez onun ilişkili olduğu Vertex grubun isminin üzeri bu şekilde mavi oluyor. Mesela burada yazıyor ki dev-shin.01L, eğer onun eşini seçersem karşı tarafındakine, bakın bu sefer şu alttaki mavi oldu. Onu okuyacak olursak sonunda bir R harfi var. Diğerini tekrar seçiyorum. Üstteki seçildi. Sonunda L harfi var. Yani bir tanesi bu sonunda L olan sol taraftaki. Onu siliyoruz. Çünkü kullanmayacağız. Ötekinden bir kopya alacağız. Bunu eksiye basarak kaldırdım. Eksiye basarak kaldırdığım için artık bu kemiği seçtiğim zaman onun vertex grubunu sildiğim için bunun etkilediği bir vertex grubu olmadığı için hiçbir renk göremiyoruz. Olsun, çünkü onun eşindeki bu görüntüyü alıp buna kopyalayacağız. Şöyle yapıyoruz. Diğer esas istediğimiz kemik bu. Bu seçiliyken sağ tarafta vertex gruplarda onun ilgili olduğu vertex grubu, yani etkilediği vertexleri ifade eden vertex grubunun üzeri mavi oldu. Bundan bir tane kopya oluşturabiliyoruz. Şu sağ taraftaki aşağı üçgen resmine tıkladığımız zaman bir menü açılıyor. Burada pek çok seçenek var. Burada mesela Copy Vertex Group var. Ona tıkladığımız zaman o biraz önceki vertex grubunun aynısından bir kopya yarattı. Onun ismi hatırlarsanız şöyleydi. Şu copy yazısı yoktu. Şöyleydi. Blender ondan bir kopya yarattı. Sonra da bir copy ifadesi koydu. Bu şekilde oluşturdu. Ama şu anda bu hiçbir kemiğe bağlı değil. Çünkü hiçbir kemiğin ismi bu şekilde değil. Şöyle yapacağız. Bu kemiğin ismini düzelteceğiz. Fakat önce bunu bir de mirror yapmamız lazım. Çünkü bu diğer kemikle aynı şu anda. Mesela şu kemiği seçtiğim zaman dev-shin-01-r kemiğin ismi de bu. İlgili olduğu vertex grubun ismi de bu. Ama bizim en son oluşturduğumuz şu vertex grubu. Bunu öbür tarafa, şu kemiğe atayacağız. Atamamız için yalnız önce mirror'ını almamız lazım. Onun da bir komutu var. Bu seçiliyken üçgene basıyoruz. Burada mirror vertex grubu seçiyoruz. Siz bir yandan ekrana bakarsanız, ben basarken şu anda basıyorum. Bastım, onun mirror'ını aldı. Artık öbür kemiğe uygun bir hale getirmiş olduk. Bu vertex grubun şekline, renklerine. Sadece ismini düzelteceğiz ve işlem tamamlanmış olacak. Çift tıklıyorum. Neydi? Sadece R yerine bir L yazıyor idik. Enter'a bastım. Ve o işlem de tamamlanmış oldu. Şimdi sırayla seçecek olursak sağ taraftaki orijinal ilk esas aldığımız kemik bu. Diğerini seçiyorum. O da onun mirror olarak oluşmuş oldu. Böylelikle bu vesileyle bu weight paint modunda da biraz bir şeyler incelemiş olduk. Şimdi tekrar normal moda geri döndüm ve
Çalışmamıza devam ediyoruz. Şu kuyruğun shape key'ini tekrar eski pozisyonuna getirelim. Bir de şu X-ray'e gerek kalmadı artık. Ekranı çok karıştırıyor bu içerideki kemikler. Çünkü onlar bize normalde lazım değil. Ben sadece biraz önceki weight paint işlemini yapmak için onları gözükmesini sağlamıştım. O yüzden yine sağ tarafta armatürün kendi menüsünde biraz önce açmış olduğumuz X-ray özelliğini kapatıyorum. Bir de görmemiz şart olmayan şu içerideki doğrudan hareketleri sağlayan kemiklerin de gözükmesine gerek yok. Onu da biliyorsunuz şu en sağ en alttan 3. sıradaki layer'ı aktif hale getirerek yapmıştık. Onu da tekrar pasif hale döndürdüm ve normale döndük. Sadece şu anda hareketleri yapmak için kullandığımız kontrol kemikleri var bu şekilde. Şimdi o kuyruğun shape key modeli seçiyoruz. Shape keys bölümüne geliyoruz. Şurada ismini shape key alt çizgi tail yapmıştık. Onu düzeltiyoruz yaklaşık olarak ve diyelim ki birinci karedeyken buna da bir kayıt yapıyoruz. Yani daha sonradan eğer değiştirmemiz gerekirse hiç olmazsa birinci frame'de üzerinde dururken i tuşuna basarak buna bir kayıt yaptım. Böylelikle eğer daha sonradan değiştirmek istersem diyelim ki mesela 100. kareye geldik. 100. karede bunun daha değişik bir şekilde olmasını istiyorsak orada da yine bir kayıt yapmamız gerekiyor. Şimdi şu açıdan bakarken veya pardon tam yandan bakarken o öyle dursun. Çünkü referans olarak bir video kullanacağız. Onun için şu sağ üst köşedeki normalde outliner olarak kullandığımız pencereyi değiştireceğiz. Ne olarak kullanacağız? Video Sequence Editor olarak kullanacağız. Onu Video Sequence Editor penceresi haline getirdikten sonra buraya bir movie dosyası koyacağım. Masa üstünde benim bir movie dosyası var. Add menüsünden movie'yi seçiyorum. Desktop'ta şu filtre resmidir. Filtrelemeyi kaldır demek. Filtrelemeyi kaldırıyorum. Daha çok dosya görebiliyoruz. Daha doğrusu tüm dosyaları görebiliyoruz. Şu en alttaki video playback küçük bir dosya. Ona çift tıklıyorum. O buraya geldi klip olarak ama şu anda henüz göremedik videonun resmini. Çünkü görüntü için 3 seçenek var. Şu 1, 2, 3 seçenek. Ortadakini tıkladığımız zaman doğrudan doğruya videonun kendisini görüyoruz. Mouse'un orta butonunu ileri doğru sürükleyerek de karakteri veya görmek istediğimiz belli bir noktayı yaklaştırabiliyoruz. Aşağıdaki timeline'dan eğer sağa sola doğru götürecek olursanız şu yeşil çizgiyi o sağ üst köşedeki animasyonda oynatıldığını göreceğiz. Burada tam 100. karede kanatlar tam açık pozisyonda. Onun için 100. kareden başlayabiliriz. Yani illa 1. kareden başlamak zorunda değiliz animasyona. Bu arada bir kaydedelim. Ctrl-C ile. Şimdi önce aynı pozisyondan bakmamız gerekiyor modelimize. Sağ üst köşedeki videodaki ile aşağı yukarı şöyle aynı pozisyona getireceğiz. Ama onu yapmadan önce şu boyun kısmını aynı videodaki gibi kuğunun boynunu dümdüz yapmamız lazım. Onun için torso ve baş kontrol kemikleri lazım bize. Ama onlar şu anda görünür değiller, ekranda değiller. Çünkü herhangi bir kontrol kemiğini seçtikten sonra N'ye bastığımız zaman açılan sağ menüde en alt kısımdaki Rig Layers kısmına geldiğimizde burada Head ile ilgili kemikler aktif edilmemiş. Yani en üstteki düğmeye tıklıyorum. Ve şu iki kemik görüntüye geldi. Torso'yu tıklıyorum. Böylelikle 3 kemik daha belirdi. Bunlar hep bu üst kısımda, boyun kısmında, boyun kısmının gövdeye birleştiği yerdeki kemikler. Aşağıdan aktif elementi seçmemiz gerekiyor. Pivot point olarak. Çünkü her kemiği kendi merkezi etrafına döndürmek istiyoruz bu şekilde. Sanırım o kadar. Tekrar kapattık onu. Şimdi şöyle yapacağız. Şu torsoyu döndürdüğüm zaman tam şu göğüs kısmı içeri çöküyor bir miktar. Orayı şöyle yapabiliyoruz. Bu torsoyu ileri de alabilirsiniz bu şekilde. Yani döndürdükten sonra bu şekilde döndürdükten sonra tam o göğüs kısmını düzeltmek istiyor isek tek yapmamız gereken bu torsoyu y ekseninde bir miktar şöyle ileri almak. Orayı düzelttik. Diğer kısımlarını da yapalım.
Şu kemikleri tek tek seçerek ayarlamayı yapıyoruz. Mesela şöyle olabilir. Ve komple bu düz hale geldiğine göre hepsini beraber aşağı doğru indirmenin yolunu bulmak gerekiyor. Bu kemikleri bu şekilde tek tek kullanarak mümkün olduğu kadar benzer bir pozisyona getirmeye çalışıyoruz. Şimdi artık aynı pozisyondan baktıralım. Şöyle kabaca aynı pozisyonda gibi. Şu başını da biraz ileri doğru bakacak şekilde kaldırdım. Böyle tamam diyelim şimdilik. Ve kamerayı da tam bu açıya alalım. Kamerayı tam bu açıya almak için yapmamız gereken işlem aşağıdaki View menüsünden Align View kısmındaki Align Active Camera to View demek. Yani kamerayı tam bizim şu an baktığımız açıdan baktıracak olan komut bu. Yani bunun kısa yol tuşu da var. Ctrl Alt ve Numeric Keypad'deki 0 tuşları. Ona bastığımız zaman da şu anda bakın kamera tam baktığımız açıya taşındı otomatik olarak. Ve biraz da geri götürelim. Çünkü şu anda tamamını göremiyoruz. Geri götürmek için G tuşuna basıyoruz. Sonra Z'ye iki defa basarsak Z, Z ve geriye doğru gidersek biraz daha gidelim. Şöyle tam olarak görüş pozisyona geldik. Şu anda devam ediyoruz işlemlere. Çünkü kanatları hareket ettirmemiz lazım. Kanatları da ya tam karşıdan bakarken rotate'le bu şekilde döndürmemiz lazım. Veya sağdaki videodaki açıyla bakarken yapacaksak o zaman rotate dedikten sonra bir de Y tuşuna basmamız lazım. Çünkü doğrudan doğruya R dersek buradaki rotasyon tam bizim baktığımız açıdan bir rotasyon olduğu için istediğimiz şekilde olmaz. Ama rotate dedikten sonra bir de Y ekseni etrafında döndür dersek o zaman sanki karşıdan bakıyormuş gibi çevirebiliyoruz. Şu kadar döndürdüm. Bir de rotate X diyerek bu şekilde bir miktar arkaya da alabiliriz. Sonra bunu yaptıktan sonra üst kısmı var kanadın. Orayı da yine rotate X, Y hangisi uygunsa mesela şu Y uygun. Şöyle tam düz pozisyona getiriyoruz. Çünkü videoda da o şekilde kanadı tam olarak düz. Şimdi bu kemikleri tek tek kopyalayıp ters yapıştırarak diğer kanadın da aynı pozisyonu almasını sağlayabiliyoruz. Kemiği seçiyorum, kopyala, ters yapıştır diyorum ve diğer tarafa geçiyor. Şu anda hemen hemen benzettik sayılır. Bir tek şu ayakları aslında kuyruğuyla daha yakın. Yani kuyruğunu iyice aşağı indirmemiz gerekiyor. Modeli seçelim. Şu şeyi, kuyruğunu iyice daha aşağıya alalım. Ayaklarının da istersek tam yandan bakarken daha yukarıya doğru taşıyabiliriz. Biraz önce çok fazla yapmamıştım ben onu. Şu şekilde biraz daha şöyle döndürüp yukarı doğru alabiliriz. Ötekini de yapalım. Aynısını yapmak istiyorsak yine kopyala ters yapıştır ile alabiliriz. Tabii biz onları kaldırdıkça kuyruk yine de yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Neyse. Bu şekilde birinci pozisyonu ayarladık. Şu anda 100. karedeyiz. Ve kaydımızı yapmaya hazırız. Shape Key için kaydımızı yapalım önce. Tekrar objeyi seçtim, modeli. Shape Key'in üzerindeyken I tuşuna bastım. Oraya bir kayıt yaptım. Sonra bir de tekrar kemiklerden birini seçiyorum. Şu anda yine armatür seçildi. Ve kayıt tipi olarak bütün kemiklerin kaydının yapılabilmesi için en alttaki Whole karakter seçeneğini tıklıyoruz bu kısımda. Ve sağ taraftaki anahtar resmine de basınca artık kayıtlar yapıldı şu anda. Eğer inceleyecek olursak mesela Dope Sheet'te şu tam 100. karede bu gördüğünüz bütün kemikler için torso, chest, hips ne kadar varsa hepsi için keyframe kaydı yapılmış oldu. Ve böylelikle birinci karedeki, daha doğrusu 100. karedeki kaydı yaptık. Şimdi timeline'da ileri geri doğru gidip gelirken başka bir önemli nokta bulalım. Yani bu 100. kare kanatların tam yukarıda olduğu bir pozisyondu. Nereye kadar gidiyor? Mesela şurada, yani 160. karede kanatlar tam aşağıya kadar indirilmiş pozisyona getirilmiş. Sonra tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Demek ki bu bir uç noktadır. 160. karede tekrar bu
kanatları hareket ettirmek için, döndürmek için kullandığımız şu iki kemiği seçiyoruz. Onları alt R ile önce normal pozisyonda getiriyoruz. Doğrudan doğruya aslında döndürsek de olur ama önce alt R'ye basıp normal pozisyonuna getirtmek de o şekilde de yapılabilir. Kopyala ters yapıştırla diğer tarafa da aktarıyorum. Şimdi bu sefer de aşağıya indireceğim. Önce şu kanadın yakınındaki kemiği seçtim. Ve onu rotate yine Y diyerek bu sefer aşağıya doğru döndürüyoruz. Yine sağ üst köşedeki videodakine benzeyecek şekilde. Bir de rotate X ile şöyle ön tarafa doğru alalım. Tabii benim kanatların tüyleri arasında çok boşluk var. Onu aslında daha fazla tamamlamak gerekirdi. Uçtaki kanadın ucundakini de şöyle biraz daha içeri doğru aldım. Şimdi bunları kopyalayıp ters yapıştırıyorum diğer kanatlar için. Aynı işlemi onda da yapmış olduk. Başka aslında şu boyun kısmı biraz öne doğru eğilmiş gibi ama onları da küçük ayrıntılar olarak kabul edelim. Kayıdımızı yapıyoruz. Şimdi iki tane kayıt yaptık. Bir tanesi 100. kare, bir tanesi de 160. karede. Biz bu iki uç noktayı yaptığımız için ve aradaki geçiş de Blender tarafından Bezier curve'lerle belirlendiği için eğer graph editor'ı açacak olursak başka bir kemiği seçelim. Şunu, bizim hareketimizi sağlayan kemiklerden birini seçtim. Graph editor'a bakacak olursak ve yakından incelersek bir tanesine bakalım. Rotation'lardan birine X, Y. Mesela şu Y için olan biraz daha şöyle eğimi göstermek istiyorum. Biz şu frame'i belirledik. Şuradakini, bir de şuradakini. 100. karedekini, şu ve 160'ı. Bu aradaki geçişi bu şekilde bir Bezier curve ile Blender kendisi tamamlıyor. O yüzden aradaki hareketleri tamamlamamıza gerek kalmadı. Bu iki hareket arasında ancak bu şekilde bir geçiş olabileceği için biz onu böylelikle görmüş oluyoruz. Şimdi tekrar bakıyoruz. 160'tan sonra kanatlar yukarı doğru çıkıyor ve 220'de tam yine yukarıda. Zaten 100'den 160'a 60 kare, 160'tan 220'ye yine 60 kare olduğu için 220'de yine normal pozisyona geri dönecek. Burada tekrar ayarlamamıza gerek yok. Çünkü 100. kare ile 220 aynı olması gerekiyor. Her ikisinde de kanatlar yukarıda. O halde şöyle yapabiliyoruz. Dopşite giriyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Aşağıdaki hayalet resmine tıklıyoruz. Bu seçili olan olmayan bütün keyframe'lerin görüntülenmesini sağlıyor. Ben ona tıkladığım zaman bütün keyframe'ler görüntüye geldi. İşte şu ilk kaydı yaptığımız 100. karedeki sadece ama onun kayıtlarını seçiyoruz. Bakın ötekilerin renkleri beyaz. Şu 1. karedeki shape key'in rengi beyaz. 160. karedeki kayıtların renkleri beyaz. Şu anda ben sadece mouse'un sağ butonu ile yapabiliyoruz onu. Aynı normalde objeleri Blender'daki çalışma ekranında nasıl sağ butonla seçiyorsak buradaki keyframe'leri de aynı şekilde sağ butonla seçebiliyoruz. Ben sürekli şu anda sağ butonla seçimler yapıyorum ama bize lazım olan şu 100. karedekiler. Onları sağ butonla seçtim mouse'un sağ butonuyla. Shift W'la bundan bir kopya alıp 220. satıra götürüyorum. 220'ye kadar getirdim. Bıraktım. Tam 220'de mi değil mi anlamak istiyor isek mouse'un orta butonuyla yaklaşıyoruz. 220'yi geçmiş biraz. Uzaktan bakınca anlaşılmıyor. Onun için G'ye basıp şöyle bir tane geri aldım. Şimdi 100. karedeki kayıtların aynısını bir de sona koyduğumuz için tekrar geri dönecek olursak şu kareyi dopşitte yaptık. Şu 220. karenin üzerindeki sarı çizgiyi biraz önce dopşitte shift W ile oluşturmuştuk. Yani burada tekrar uğraşmamıza gerek kalmadı kanatları eğip bükmekle. Şöyle bakacak olursak kanatlar 160'a kadar iniyor sonra tekrar çıkıyor. Ama burada başka daha değişik şeyler de yapılabilir. Mesela her iki ana grubun orta kısmında birincisini yapalım. Şimdi 100 ile 160 arasında 60 kare var. Eğer şöyle 130'a gelecek olursak, eğer sağ üst taraftaki referans videosuna bakacak olursanız kanatların uç kısımlarının yukarı doğru olduğunu görürsünüz.
Eğer biz de aynı şeyi yapmak istiyorsak kanatların uç kısımlarını döndürmemizi sağlayan şu küçük çemberi seçtikten sonra onu istersek RR tuşuyla şöyle iyi bir pozisyona getirebiliriz. Aynı resimdeki gibi. Tabii aynısı değil ama benzeyecek şekilde. Mesela şöyle iyi gibi. Bu pozisyondayken bir de bunu kopyalayıp ters yapıştırarak diğer kanada da uyguladıktan sonra şu anda herhangi bir kayıt olmayan bu 130. Kare için bir kayıt yapmak istiyorum. Sadece şu hold karakter yazısının yanındaki anahtar düğmesine bastığım zaman buraya böyle bir kayıt yapıldı. Artık animasyonu 100. kareden oynatır 130. kareye doğru gelirsem bu uç kısmın şimdi yaptığımız şekilde ki pozisyona geldiğini göreceğiz. Yapalım. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bakın 130'dayken aynı referans videosundaki gibi kanatların uç kısımları hala daha yukarı bakıyor. Ki biraz önce öyle değildi. Onu düzelttik. Sonra aşağıya indi. Tekrar yukarı çıkarken. Şimdi yukarı çıkarken de eğer yine referans videosuna bakarsanız bu sefer yaklaşık olarak şu kısımda 186 gibi bizimkiyle referans videosundaki şu an benzemiyor. Çünkü referans videosunda kanat şöyle bir yarım çember şeklinde bir duruşu var. Bizimki düz duruyor. Benzetelim bizimkini de. Yine kanatları hareket ettirmek için kullandığımız büyük çemberi seçtim. Onu biraz yukarı doğru kaldırdım. Diğerini de bu sefer Rotate Y ile aşağı doğru kapatacağım. Hiç olmazsa bir miktar benzemesi için. En uçta da bir kemiğimiz var. Onu da şöyle bir deneyelim. Onun çok fazla bir etkisi olmayabilir. Bir daha bir deneyelim şöyle. Biraz aşağıya indirdim. Şöyle iyi gibi. Şimdi bu kemikleri tek tek kopyala ters yapıştırla diğer tarafa almamız lazım. Aynı işlemleri diğer tarafta yapmaya gerek yok. Çünkü aynısını yapacağız nasıl olsa. Üçünü birden kopyalayıp ters yapıştırdım. Tam benzemese de bir miktar benzettik. Burada da şimdi kaydı yapmak için hold karakterin yanındaki anahtar düğmesine bastım. Artık burada da mesela 160'tan başlarsak bu 186'ya geldiğimizde referans videosundakine biraz benzeyecek bir hale getirmiş olduk. Bu şekilde sonsuza kadar gider. Yani beğenmediğiniz ne kadar kısım varsa pek çok da kontrol kemiğimiz olduğuna göre onları hep tek tek değişiklikler yaparak tam istediğimiz şekle getirmek için saatlerce uğraşabiliriz. Ama bu genel şekliyle ana kanat pozisyonları bu şekilde. 100. kareden 220'ye kadar yaptık. Şu aşağıdaki start kutusuna 100, end kutusuna da 220 yazarsak ve play butonuna basacak olursak doğrudan doğruya sadece bizim yaptığımız animasyon kısmı gözükür. Şu anda tabii bunun hızı biraz yavaş. Hızlandırmak için şöyle yapmak zorundayız. Dopşite giriyoruz. Bütün keyframe'leri seçiyoruz. Yeşil çizgiyi 100. kareye alıyoruz. Ve scale ile bu dopşit kayıtlarını birbirleriyle yanaştırıyoruz. Eğer klavyeden .5 tuşuna basacak olursak tam olarak bir misli hızlandırmış oluruz. Tekrar 3D View'a geri döndüm. Yalnız şu end kısmında 220'den 160'a düşürülmesi gerekiyor. Bu pozisyondayken tekrar play butonuna basacak olursam deminkinden biraz daha hızlı, böyle daha iyi. Böylelikle oldukça basit bir şekilde ama yine yeterli olabilecek bir tarzda bir kanat hareketi yapmış olduk. Böylelikle bu kuğu ile ilgili seriyi bitirmiş olduk. En başta modellemeden başladık. Kemik sistemini oluşturduk. Ve bir de animasyon yaptık basit bir şekilde. Böylelikle 4 dersten oluşan bu serinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler.